borsası üzerine konuşacağız. Son haberler dahilinde bir durum değerlendirmesi yapacağız. Binance geçtiğimiz vakitlerde özellikle Binance US biliyorsunuz ciddi bir küçülmeye doğru gitti ve bu şartlar altında pek çok noktada sıkıntı yaşadı. Avukatın da yapmış olduğu açıklama gibi sürdürülebilir bir halden artık Binance US borsasının çıktığını görebiliyoruz. Evet, maalesef böyle sıkıntılar yaşanmaya devam ediyor. Popülaritede de bayağı bir gerileme etabı sürüyor. Bakınız şu anda çok küçük bir işlem gördüğü gayet karşımızda. Aynı şekilde Binance geçtiğimiz birkaç ay gibi çok kısa bir süre içerisinde dünyanın en büyük pazarlarından ayrıldı. Bakınız ki bunların içerisinde Birleşik Krallık, Hollanda, devamında Fransa, işte ne bileyim var da var yani bir sürü yer var. Pek çok yerden ayrıldı. Almanya dahil bir kısmından da yakın zaman içerisinde ayrılması ve faaliyetlerini sürdürememesi bekleniyor. Bu süreç içerisinde de tabii ki Binance'ın küçülmesi devam ediyor diyebiliriz. Bitcoin borsası Binance çalışanlarına sağladığı katkıları kesti. İşte sebebi, anahtar noktalar. Eski çalışanlar ve iç şirket mesajlarına göre Binance 19 Haziran'da çalışanlarına bazı faydaları sunmayı durdurdu. Bu arada aklınıza şu da gelsin bir yandan, tesadüf mü değil mi? Siz düşünün onu da. Yakın zamanda Binance'ın en yetkili isimleri CZ'den sonraki Patrick Hillman gibi Binance'ın CEO'sundan sonraki demirbaş adamları biliyorsunuz 3 tane farklı isim Binance'dan istifa ettiklerini duyurmuşlardı. Ancak tabii karşılıklı anlaşmalar gereği şirketin ayrılırken de prestijine sorun vermemek amacıyla, zeval getirmemek amacıyla bunu bu şekilde böyle sanki iyimser farklı sebeplerle yapmışlardı. Hemen şimdi de ayrılmalarından, istifalarından önce yaşanan bu haberler ortaya çıkıyor. Tesadüf mü değil mi siz bilirsiniz. Binance CEO'su CZ, Cuma günü şirket toplantısında çalışanlara son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan davanın etkilemediğini söyledi. ZAO 3 ila 6 ayda bir ek işten çıkarmalar olabileceğini ve kesilen çalışan faydaların ne zaman geri döneceğini bilmediğini belirtti. Evet. Kripto para borsası Binance'ın geçen ay çalışanlarına sağladığı bazı faydaları kestiği öğrenildi. Ancak Binance CEO'su bu hamlenin gerekçesinin tam tersi bir açıklama yaptı. Binance çalışanlarına sağladığı faydaları kesti. Wall Street Journal tarafından görülen eski çalışanlar ve iç şirket mesajlarına göre Binance şirketin karlarının düşmesine devam etmesi nedeniyle 19 Haziran'da çalışanlarına bazı faydaları sunmayı durdurdu. Bir iç mesajda şunlar belirtildi. Maalesef karlarda düşüşe neden olan mevcut piyasa ortamı ve düzenleyici iklimi dikkate alarak harcamalarımız konusunda daha temkinli olmalıyız. Tabii ya doğru hani şunu söylemekte fayda var. Tabii ki de yaptıkları durumdan haklılar. Mesela dünyadaki en büyük şirketler hep söylüyorum işten çıkarmalar yaptılar. Hatta çok agresif şekilde işten çıkarmalar yaptılar. Kimi sektörlerden kalıcı olarak ve tamamen çekildiler vesaire. Binance'ın bunu yapması bu şartlar altında normal. Ama bu da şu gerçeği değiştirmiyor. Binance gitgide daha da küçülüyor. Binance gitgide daha da sıkıntı içerisine giriyor. Dünyanın en büyük borsası olan Binance artık çalışanlarına cep telefonu geri ödemesi, spor salonu üyeliği masrafları ve evden çalışma giderleri gibi bazı faydalar sunmayacak. Ancak Binance CEO'su CZ toplantı katılımcılarına göre Cuma günü şirket toplantısında çalışanlara Binance'ın hala karlı olduğunu ve son dönemde ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu tarafından açılan dava tarafından etkilenmediğini söyledi. Ancak 3 ila 6 ayda bir ek işten çıkarmalar olabileceğini ve kesilen çalışan faydalarının ne zaman geri döneceğini bilmediğini belirtti. Ya tabii doğru bir şey söylemiyor. Bu tarz politik açıklamalar yapması bu şartlar altında normal midir? Normaldir. Hani işin manipülasyonla kaçması, daha fazla piyasada panik olmaması açısından.
Ancak ortadaki sıkıntılar ayan beyan gün gibi ortada. Binance, dünya çapında artan düzenleyici ve yasal sorunlarla karşı karşıya kaldığı için son haftalarda binlerce çalışanını çıkarmıştı. Ve şirketin önceki 8 bin çalışanının üçte birinden fazlasının nihayetinde çıkarılma potansiyeli rapor edilmişti. Zhao bu rakamları reddederek medyanın hepsinin çok yanlış olduğunu belirtti. Bir tweetinde her şirkette işten çıkarmaların olduğunu ve bunun yetenek yoğunluğunu artırmak çabasının bir parçası olduğunu yazdı. Bunun yetenek yoğunluğuyla hiçbir alakası yoktur. Binance'ın yaşamış olduğu sıkıntılardan kaynaklanır. Binance hala karlı bir şirkettir fakat karlarının yükselmesi gereken bu süreç içerisinde karlarının düşmesinin bir anormalite olduğunu ve ilerleyen vakitlerde karlı bir şirket olmaktan çıkma yoluna doğru maalesef hızlı bir şekilde sürecin ilerlediğini de artık kabul etmeleri gerekmektedir. Sözün baskıları Binance'ın itibarını zedeledi. Her ne kadar büyük bir darbe olmasa da SEC'in Haziran ayında Binance borsasına ve CZ'ye karşı açtığı dava borsanın itibarını zedeledi ve Binance borsasındaki bazı üst düzey yetkilileri istifa ettiği doğrulandı. Adamlar niye çıkıyor? Adamlar kariyerinde iflas etmiş bir borsanın enkazında yer almak istemiyorlar. Belli durumlar Terra'nın çöküşünden önce de gelmişti. Binance iflas edecek diye demiyorum. İflas etmez, yanlış şey kullanmayayım ama bu kadar küçülen ve başarısız olan bir ortamda bulunmak istemiyorlar ki gayet normaldir yani. Prestijden de ziyade tabii SEC bu adımı attıktan sonra dünyadaki diğer taraflar da bu adımı atınca hepsi de üst üste geldi. SEC aynı şekilde Coinbase borsasına da dava açmıştı. Ancak Coinbase Binance kadar bu durumdan etkilenmedi çünkü Coinbase kurumsal güveni tekrar tazelemeyi başardı ve ABD'deki kripto para pazarında hüküm sürmeye devam ediyor. Doğru, zaten davanın açıldığı ilk gün bir videoda Coinbase'in Binance'a göre çok daha sağlam kalabileceğini aktarmıştık. BlackRock ve Fidelity başta olmak üzere yatırım devlerinin spot Bitcoin ETF başvuruları için gözetim anlaşmasını Coinbase ile yapması bir kez daha Coinbase borsasına olan kurumsal güveni vurguluyor ve bu hamleler Coinbase'in konumunu daha da güçlendiriyor. Binance üyesinin düzenleyiciye karşı mücadele ettiği sırada Coinbase ABD'de daha fazla güçlenebilir. Doğru, ABD'de şu anda Coinbase'in gücü sürüyor ve bunda tabii Binance üyesinin gücünün önemli ölçüde azalmasının etkileri var. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.